ve bir davet tartışması. Ne anlatayım? Kıbrıs'taki piknik meclise gerilim olarak yansıdı. Tartışmanın çıkış noktası da bu zaten. Kılıçdaroğlu o törenlere çağrıldı mı, çağrılmadı mı? Meclisteki siyasi parti gruplarına bir nezaketen buyur denmez mi ya? Davet etsinler gitmeyeyim, davet etmesinler küseyim. CHP küsmüşe benziyor. Azerbaycan'da et tırnak gibi olurken keşke Kıbrıs'a giderken de et tırnak gibi olabilseydik. Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Meral Akşener de davetli. CHP'liler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için davet gelmediğini iddia etti. Mecliste tansiyon yükseldi. Tansiyonuna bir baktır. Ya bir otur ya. Öyle hareket çekme Zülfü Bey. Kıbrıs AK Parti'nin değil. Bir davetle bu ziyaretin gerçekleştirdiğini söylemesi teyide muhtaç. Kapalı Maraş'ta biz piknik yapmaya gittik. Egemenliğimizin göstergesini tüm dünya görsün diye. Bununla bir gurur duyun. CHP'li Engin Altay davet edilmedik diye ısrar etti. Ama Kemal Kılıçdaroğlu aksini söyledi. Davet edildim Sayın Cumhurbaşkanı. Daveti yanlış hatırlamıyorsam bir gün önce elime geçtim. Ersin Tatar'ın Kılıçdaroğlu ve eşini mektupla Lefkoşa'ya davet ettiği ortaya çıktı. Üstelik mektup 6 Kasım'da yazılmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor. Ve bu davete icabet etmiyor. Yine beni eleştirmeye kalkıyor. Bununla sana ekmek çıkmaz. Boşuna uğraşma. Senin bir defa Kuzey Kıbrıs diye bir aşkın var mı? Bu bir. İki, Kapalı Maraş bölgesini açmak diye bir tezi savunmak böyle bir anlayışın var mı? Yok. Polemiğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Proje kişiliklerle, proje kadrolarla, proje siyasetlerle bilhassa da yalanları ve iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz.